Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya Kampımızın ikinci günündeyiz ve bugünkü dersimizde Kimya bilimi ünitesine devam ediyoruz ve kimyanın alt disiplinlerini öğreneceğiz. Daha sonra kimyanın yer aldığı başlıca meslekler ve kimyanın yine yer aldığı başlıca endüstrileri gördükten sonra son derece önemli bir konu olan kimyanın sembolik dili yani elementler, bileşikler, burada semboller, formülleri öğreneceğiz ve bu ünitenin birinci ünitenin soru çıkan dersi, soru çıkan noktası bugünkü derste işleyeceğimiz kısımlar diyebiliriz büyük oranda. Şöyle dersimize direkt başlayalım isterseniz. Şimdi kimyanın alt disiplinleri başlığı mavi başlığından soru çıkma yüzdesi yüzde 2,5. Yani şu ana kadar aslında bir soru çıkmış. Yine soru gelebilecek bir nokta alt disiplinler. Tabii ki kimya çok geniş bir bilim dalı. Çok fazla alt disiplini var. Biz burada müfredatta yer alan 6-7 tane alt disiplini inceleyeceğiz sadece. Öncelikle organik kimya. Tabii organik çok fazla alt disiplin var ama organik kimya en önemli alt disiplindir. Neredeyse kimyanın yarısı organik kimyadır ve organik kimya yapısında karbon karbon atomunun oluşturduğu karbon atomunu içeren bileşikleri inceleyen bir alt disiplindir. Karbonun sembolü bildiğiniz gibi C'dir. Yapısında karbon içeren tüm bileşikler organik değildir ama çok çok büyük bir oranda organiktir diyebiliriz. Dolayısıyla bir soruda eğer karbonu görüyorsak, karbonla ilgili bir şey varsa hemen o organik kimya ile ilgili bir inceleme, organik kimya ile ilgili bir çalışma diyebiliriz. Buradaki anahtar kelime karbon. Karbon varsa organik kimyaya gidebiliriz. Tabi organik bileşiklerde karbon mutlaka olmak zorunda. Karbonun yanı sıra aynı zamanda büyük oranda %99 hidrojen de vardır. Onun yanı sıra oksijen, azot gibi bileşikler de olabilir. Örneğin hidrokarbonların tamamı organik bileşiklerdir. Karbonhidratların tamamı organik bileşiklerdir. İşte proteinlerin tamamı organik bileşiklerdir. Yağların tamamı organik bileşiklerdir. Fosil yakıtların tamamı organik bileşiklerdir. Alkollerin tamamı organik bileşiklerdir. Yani arttırabiliriz işte plastiklerin tamamı organik bileşiklerdir ama plastik daha çok polimer kimyasına girer. Onu birazdan göreceğiz. Dolayısıyla birçok bileşik zaten organik bileşiklerin sayısı sayılamayacak kadar çoktur. Burada sizin dikkat etmeniz gereken şey yapısında karbon olan bileşikleri inceleyen alt disiplin organik kimyadır. Anorganik kimya ise ki biyoloji dersinde daha çok buna inorganik kimya denir ama ikisi de doğrudur. Biz anorganik kullanacağız. Yani anorganik yani organik olmayan kimyanın yarısı organik kimyadır ve bileşiklerin çoğu organiktir zaten. Onlardan geri kalan bileşikler de anorganiktir. Yani bir bileşik ya organiktir ya anorganiktir. Anorganik bileşikler anorganik kimya yani organik olmayan organik olmayan yani organik olanlar yapısında karbon içerdiğine göre genellikle yapısında karbon olmayan, karbon yoksa zaten kesin anorganik. Ama bazı bileşikler var hem karbon var hem de anorganik. Şu an onun istisnasına girmiyoruz. O AYT konularına giriyoruz. Şöyle bilelim. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini inceleyen alt disiplindir. Burada organik bileşikler dışındaki tüm bileşikleri kapsar burası. Örneğin asitler. Tabi organik asitler de vardır. Organik olmayan asitler örneğin işte hidroklorik asit, işte sülfürik asit gibi birçok asit anorganik kimyenceler. Yine bazılar tabi organik bazılar da var. Organik olmayan ki çoğunluğu organik olmayandır bazılar. Bazıları anorganik kimyenceler. Tuzları yine anorganik kimya. Su örneğin Bakın su H2O'dur ve organik bir bileşik değildir. Yapısında karbon yok. Dolayısıyla anorganik kimya inceler. inceler. Mineraller yine anorganik kimyanın inceleme alanıdır. Örneğin mesela bor madenini hangi alt disiplini inceler? E, bor organik bir bileşik değil. Borlu bileşikler. Dolayısıyla onu kim inceleyecektir? Anorganik kimya. Yani mineralleri anorganik kimya alt disiplini inceler diyebiliriz. Buradaki bizim anahtar kelimemiz organik olmayan olacak. Yani mesela işte suyla ilgili bir çalışma, minerallerle ilgili bir çalışma. Yani bunlar organik değil deyip anorganik kimyanın ilgi alanına girer diyebiliriz. Devam edelim. Üçüncü alt disiplinimiz analitik kimya. Analitik kimya maddelerin kimyasal bileşiminin nitel, nitel ve nicel olarak nicel olarak incelendiği alt disiplindir. Burada daha çok laboratuvarlarda maddenin iç yapısı incelenir. Mesela şöyle bir örnek verelim. İşte diyelim ki uzaydan bir taş düştü. E bu taşın içerisinde hangi maddeler var? Bunu analitik kimya inceler. Bakar, sağlıyorum şimdi bu taşın içerisinde işte bir miktar altın var, bir miktar bakır var, işte bir miktar demir var. İşte bu maddenin hangi maddeler olduğu nitel analizdir. Nitel, nitel, bileşenleri bulma. İşte altın var, gümüş var, bakır var gibi. Nicel analiz ise miktar ölçer. Altın var ama yüzde kaçı bu taşın? Yüzde biri örneğin altın. Yüzde ikisi bakır, yüzde üçü demir gibi, yüzde kırkkaç, işte karbon gibi. Nitel ve nicel yani hem maddenin bileşenlerini buluyor yani maddelerin ne olduğunu buluyor hem de miktarını ölçüyor. Örneğin diyelim ki şebeke suyu içilebilir mi değil mi? Örneğin şebeke suyunun içilebilir olup olmadığını analitik kimyacılar inceler. Örneğin şebeke suyunun içilebilir olması için içerisindeki bazı iyonların belirli bir yüzdenin altında olması lazımdır. Suyu inceler mesela der ki bu yüzdenin altında bu da yüzdenin altında o zaman içilebilir gibi. Genellikle analitik kimyacılar laboratuvarlarda çalışır ve analitik kimyacılar çok geniş alanda iş sahibidirler. Yani iş olanakları vardır. Birçok laboratuvarda analitik kimyacılar vardır ve bu şekilde analiz yaparlar. Biyokimya adı üzerinde biyoloji ile kimyanın birleştiği ortak bir disiplindir. Biyokimya bildiğiniz gibi biyoloji canlı yapısını inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya ise canlı yapısında, canlı yapısında gerçekleşen kimyasal olayları inceler. Dolayısıyla buradaki bizim anahtar kelimemiz canlı olacak. Eğer ki sorunun içerisinde bir paragraf verilir genellikle bu tarz sorularda bir paragraf verilir bu kimyanın hangi alt disiplini ile ilgilidir der. Paragrafta eğer herhangi bir şekilde canlı geçiyoruz hemen biyokimyaya gitmemiz gerekiyor. Canlı yapısında gerçekleşen tüm kimyasal olaylar ki canlı yapısında sürekli bir şekilde tepkime gerçekleşiyor. Genellikle suyla gerçekleşiyor bu tepkime. İşte protein sentezi, işte karbonhidratların parçalama, sindirim olayları. Bunlar hep vücudumuzda gerçekleşen, canlıların vücudunda gerçekleşen kimyasal olaylar. Bunu biyokimyacılar, işte kan, doku, idrar gibi örneklerin yapısını, ilaçların vücut, vücuttaki etkilerini, bu etkilerin işte mekanizmalarını inceleyen konular biyokimyanın ilgi alanına girer diyebiliriz. Burada işte örneğin mesela kan, kanın yapısı vesaire bu biyokimya biyokimyanın ilgi alanıdır. Devam edelim. Fizikokimya aynı biyokimya gibi fizikle kimyanın birlikte çalıştığı ortak bir disiplindir. Fizikokimya kimyasal sistemlerde genellikle enerji, iş dönüşümleri işte cihazlar, makineler vesaire bunlar fizikokimya alt disiplinine girer. girer. Örneğin pille ilgili çalışmalar vesaire hep fizikokimya ile ilgilidir. Örneğin mesela moleküllerin hızı, hareketi, birbiriyle etkileşimi, moleküller birbirle nasıl etkileşiyor, bunu nasıl aç açıklanıyor. Buradaki enerji değişimleri, entalpiler vesaire bunlar hep fizikokimyanın uğraş alanına girer. Yani siz sorun içerisinde paragrafta eğer ki bir enerji iş dönüşümü gibi bir şey görüyorsanız bu hemen fizikokimya ile ilgilidir diyebiliriz. Polimer kimyası. Polimer, poli çok demektir. Çok. Mer de tekrar eden parça. Polimer çoklu tekrar eden parça anlamına gelir. Ve polimer kimyası da polimerleri inceler. Tabi polimerler doğal polimerler vardır. Bir de yapay yani bizim ürettiğimiz polimerler vardır. Plastik olarak düşünebiliriz kabaca. Po polimer kimyası polimerlerin oluşumunu kullanım alan, alanlarını inceleyen bir alt disiplindir. Zaten polimerleri 10. sınıf son konusunda inceliyoruz ayrıntılı olarak. Şimdi polimer, poli çok demekti. Monomer, tek. Mono, tekli parça. Monomerler birleşerek birleşerek yüzlerce binlerce monomer birleşerek polimeri oluşturuyor. Polimeri oluşturuyor ve bunlar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir. Örneğin doğal polimerler. Protein bir doğal polimerdir. Karbonhidratlar doğal polimerlerdir. Ama işte polivinil klorür, PVC, işte teflon tavalar, plastikler bunlar da yapay yani bizim ürettiğimiz polimerlerdir diyebiliriz. Tüm bunlar polimer kimyanın ilgi alanına girer. Son olarak da endüstriyel kimya. Endüstriyel kimya ise bakın bir kimya ile ilgili tüm üretim süreçlerini inceleyen alt disiplindir. İşte kimyasal bileşik ve olayları kullanarak toplu üretimlerde toplu üretimlerde Mesela bir paragrafta üretim, sanayi, endüstri gibi bir şey görürseniz zaten direkt endüstriyel kimyadır o. Ürünün işte verimi, kalitesi, işte maliyetini düşürme tüm bunlarla ilgili çalışmalar işte daha çok kimya mühendisliğine girer. Yani bir ürünün ham maddesinden üretim aşamasına, satışına, pazarlamasına her şeyine kadar tüm süreci kimya mühendisleri bu şekilde organize eder. Tabii ki endüstriyel kimyada, fabrikalarda hem organik bileşikler hem de anorganik bileşikler üretilir diyebiliriz. Alt disiplinler bunlardı. Alt disiplinlerden dediğim gibi şu ana kadar bir soru çıktı. Yani yine soru gelebilir. Dolayısıyla burası tekrar edilmesi gereken bir noktadır diyelim. Ve başka bir başlık. Başlıca kimya endüstrileri. Şu ana kadar buradan soru çıkmadı. Yüzde sıfır. Kimyanın yer aldığı başlıca endüstriler. Şöyle inceleyelim. Öncelikle ilaç sanayisi, ilaç endüstrisi. Bildiğiniz gibi ilaçlar hastalıkların tedavisinde kullanılan maddelerdir. Tabii ki ilacın tamamı etken madde değildir. Örneğin şu hapı bir ilaç olarak düşünün, Şu kadarcık bir kısmı etken maddedir. Diğer tarafları genellikle şekerle kaplanır ki daha rahat içebilelim. İşte ilaç katı halde ilaçlar vardır. Sıvı halde ilaçlar vardır. Gaz halde. Işte yarı katı dediğimiz merhem halde ilaçlar vardır. İşte tüm bu süreçlerle incelenen, ince, inceleyen tüm bu süreçler işte ilaç endüstrisindedir. İşte burada işte ilacın ilaçla ilgili araştırma, geliştirme, denetleme, onaylama, üretim, kalite kontrol hepsi ilaç endüstrisidir. ve kimya ile ilgili gelir seviyesi de en yüksek olan sanayide ilaç sanayisidir diyebiliriz. Petrokimya, bir diğer de petrokimya. Petrokimyada da adı üzerinde petrol ve petrol ürünlerinin işte elde edilmesi, kullanılması, damıtılması, burada kullanılan fiziksel ve kimyasal yöntemler petrokimya sanayisidir. Burada kimya son derece ilgilidir. İşte burada mesela petrokimyada elde ettiğiniz bir ham petrol var. Bu petrol rafinasyonu ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır bileşenlerine ve bu şekilde kullanılır diyebiliriz. Yine kimyanın yer aldığı önemli bir sanayi gübre endüstrisi. İşte bildiğiniz gibi tarımda işte ürünün verimini kalitesini arttırmak için toprağa verilen maddelere biz ne diyoruz? Gübre diyoruz. Gübre. İşte bu gübreler sayesinde toprağın ihtiyacı olan elementleri toprak almış oluyor ve ürünler daha kaliteli bir şekilde yetiştirilmiş oluyor. Yine boya sanayisi kimyanın yer aldığı önemli bir sanayisidir. Sanayidir. İşte boyaların kullanıldıkları alanlara göre işte kimyasal yapılarını farklılıklar gösterebilir. İşte bunların eldesi, uygulaması, işte bunların kalitesinin arttırılması, işte insan sağlığına zararının olmaması vesaire gibi bu gibi durumlar boya endüstrisinde incelenir. Kimya ile ilgilidir. Kimya biliminden burada yararlanılır diyebiliriz. Devam edelim. Tekstil de yine son derece önemli bir kimyanın yer aldığı, kimya biliminin kullanıldığı bir sanayisidir. Burada tekstil, ülkemiz de tekstilde son derece önemli bir yerdedir. İşte ipliğin elde edilmesi, işte boyanması, dokunması, işlemlerin tamamı kimyanın alanına girer diyebiliriz. Arıtım da yine son derece önemli. Burada arıtımda direkt tabii suyun arıtımı ilk olarak aklımıza gelebilir. Ama aynı zamanda işte havanın arıtımı, toprağın arıtımı hepsi yine kimya biliminden ciddi derecede faydalanan sanayilerdir diyebiliriz. İşte havanın, suyun, toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemine arıtma denir. Ya da arıtım denir. İşte suyun, toprağın havanın analiz edilerek içerdiği zararlı kimyasallardan işte belirlenip ayrılmasında, onlardan arıtılmasında, arındırılmasında kimya biliminden faydalanılır diyebiliriz. E bunlar da kimyanın başlıca bulunduğu sanayiler. Yine kimya ile ilgili başlıca meslekleri burada tanıyacağız. Buranın da yine soru değeri yüzde sıfır. Şu ana kadar kimya ile ilgili mesleklerden herhangi bir soru gelmedi TET'de. Öncelikle kimyagerle başlayalım. Kimyager üniversitelerde kimya bölümünü bitirmiş kişilerdir. Ve kimya bölümünü bitiren kişiler yüksek uzmanlık alanları vardır. Tabi yüksek lisans falan yaparak daha çeşitli işte organik kimyada, anorganik kimyada daha da uzmanlaşabilirler. Ve bunlar her türlü laboratuvarda çalışabilirler. Yani maddelerin olduğu analiz edilen her türlü laboratuvarda kimyagerler çalışabilirler. Kimya öğretmeni ki benim de mesleği sahibi olduğum kimya öğretmeni ise üniversitelerde kimya öğretmenliği bölümünü okuyan kişilerdir. Ben de kimya öğretmenliği okudum. Tabi bu arada kimya bölümü okuyup kimyager olmayıp kimya öğretmeni de olunabiliyor. İşte formasyon alınıp yani şu an güncel olarak bu olunabiliyor. Çeşitli dönemlerde formasyon olmuyor, kaldırılıyor, geri geliyor gibi süreçler oluyor ama şu an güncel olarak kimya bölümünü okuyan kimyager olabildiği gibi formasyon olup kimya öğretmeni de olabilir. Ben, ben ise doğrudan kimya öğretmenliği okuyup kimya öğretmeni oldum. MAP tarafından ya yani kimya öğretmeni ne yapar? Örneğin şu an güncel olarak işte liselerde MAP müfredatı doğrultusunda kimyayı anlatır diyebiliriz her türlü. Eczacı yine kimya ile ilgili başlıca meslektir. Önemli bir meslektir eczacılıkta yine. İşte burada eczane zaten hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları geliştiren, bunları laboratuvarda hazırlayan, analiz eden kişilerdir eczacılar diyebiliriz. Kimya mühendisi yine önemli. Kimya mühendisi ise farklı sanayi dallarında kimyasal maddenin üretilmesinin her türlü sürecini organize eden kişidir. Yani bir fabrikanın tüm tasarımını o yapar. Bir fabrikada üretilecek maddelerin tüm üretim şemasını, ağını o organize eder. Ham maddesinden kalitesine geliştirilmesini her şeyi kimya mühendisi organize eder. Bu anlamda son derece önemli bir kişidir. Kimya mühendisi de yine önemli bir meslek grubudur. Metalurji mühendisi ise kimya mühendisine biraz daha özelleşmiş bir mühendisliktir. Burada sadece bileşimde metal bulunan maddeleri inceler. Metalurji mühendisi. İşte metaller, işte bunların alışımlarının elde edilmesi, bunların çeşitli tekniklerde zenginleştirilmesi, geliştirilmesi bunlar metalurji mühendisliğinin ilgi alanıdır diyebiliriz. Kimya ile ilgili mesleklerde bunlardı. Şimdi şu ana kadar ilk bir alt disiplinler önemliydi soru çıktı. Aradakiler hani soru çıkma değeri açısından düşüktü hiç soru çıkmadığı için. Şimdi burası son derece önemli. Kimyanın sembolikleri. Bakın %7,5 soru çıkma yani soruların %7,5'i direkt buradan çıkmış. Yani 2 yılda bir soru çıkıyor. Yani mutlaka soru çıkma çıkabilir karşınıza. Soru çıkma ihtimali son derece yüksek. Bu sayfa değil ama birazdan göreceğimiz elementlerin sembolleri özellikle burada son derece önemli. En çok tekrar yapacağınız noktalardan birisi de burası. Öncelikle şu sayfayı bir geçelim. Şimdi... Kimya ne ile ilgilenir? Maddeyle. Maddeyi inceleyen bilim dalıdır. Madde de ikiye ayrılır. Saf madde ve saf olmayan madde. Saf maddelerde kendi içerisinde iki ayrılır. Bunlar elementler ve bileşiklerdir. Saf olmayan maddeler ise karışımlar denir. Karışımları da biz 10. sınıf konularında inceleyeceğiz zaten. Dolayısıyla elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Peki arasındaki fark ne? Elementler aynı proton sayısına sahip tek tür tek tür atomlar topluludur. Bakın tek atom demiyoruz. Tek tür atomlar topluluğu. Yani mesela helyumda bir tane atom var. Ama azotta iki tane azot atomu var. Ama aynı tek tür. Hep azot, hep oksijen, hep klor, hep kükürt. Bakın sekiz tane kükürt. Bunlar elementlerdir. Yani tek tür varsa birden çok tür yoksa ya da öyle de diyebiliriz. Birden çok tür yoksa tek tür varsa biz buna element diyoruz. Element. Eğer en az iki farklı tür atom bir araya gelmişse en az iki, üç, dört, beş olabilir daha arttırılabilir. İki farklı bakın farklı iki aynı tür gelirse aynı tür geldiği an direkt elemez zaten. Aynı türler yan yana gelirse bu her zaman element. İki farklı tür atom bir araya gelirse biz buna bileşik diyoruz. Mesela H2O su bir bileşiktir. Hidrojen ve oksijen atomlarından iki farklı atom var. HCl hidroklorik asit bir bileşiktir. İki farklı tür var. H2SO4. Bakın 1, 2, 3 farklı tür var. Kalsiyum, karbonat. Bakın 3 farklı tür var. Yani 2'den fazla ise bu bileşiktir. Bunların ortak özelliği ikisi de saf maddedir. Elementler de saftır. Bileşikler de saftır. İkisi de homojen görünümlüdürler. Ancak hal değişimlerinde görünümü heterojendir. Örneğin su hal değiştirirken örneğin katıdan sıvı hem katı hem sıvı görünümü heterojendir. Bakın heterojen karışım değil. Görünümü hal değişiminde heterojendir. Bakıldığında da hal değişimleri hariç homojendirler. İkisi de. İkisi de saf madde oldukları için belirli erime, kaynama noktası gibi ayırt edici özellikleri vardır. Örneğin suyun erime noktası belirlidir. 0 derecedir. Normal şartlar altında. Kaynama noktası 100 derecedir gibi. Bunlar belirlidir ve başka hiçbir maddede de bu değer yoktur. Yani ayırt edicidir. 100 derecede kaynayan madde sudur saf olarak 100 derecede kaynayan madde saf maddeler içerisinde sudur. Bu da onu diğer maddelerden ayırt eder. Bu 3 tane turuncuyla aldığım özellikler ikisi için de ortak özellikler. Farklarına da bakalım. Şimdi elementler fiziksel veya kimyasal yöntemlerle ayrıştıramazsınız elementleri. Ancak çekirdek tepkimesiyle, nükleer tepkimelerle bu mümkündür. Dolayısıyla fiziksel, kimyasal yöntemlerle ayrılmazlar. Ancak bileşikler Evet fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamazlar. Gidip eleme, süzme, işte damıtmayla falan suyu sen bileşenlerini ayıramazsın. Ancak kimyasal yöntemlerle ki buradaki kimyasal yöntem elektrolizdir. Elektrolizde örneğin suyu parçalayabilirsin. Hidrojen ve oksijeni ayrı ayrı elde edebilirsin. Yani kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. Ancak elementler ayrıştırılamaz. Kimyasal yöntemlerle. Elementler sınıflandırdığımız zaman işte metal, ametal, yarı metal, soy gaz olarak sınıflandırılabilir. Bunun ikinci ünitede detayına gireceğiz zaten. Bileşiklerde ise bileşi oluşturan elementler arasında belirli sabit bir oran vardır. Bu da sabit oranlar kanunudur. Bunu da yine ileriki konularda göstereceğiz. Burası önemli. Şurası önemli. Elementler sembollerle gösterilir. Sembollerle. Bakın helyumun sembolü He'dir. Argonun işte Ar'dir gibi bileşikler ise sembollerin bir araya gelmesiyle oluşan formüllerle gösterilir. Hocam HCL bir formül değil mi? HCL bir sembol değil mi? Değil. Bakın H bir sembol, CL bir sembol. İkisi bir araya gelmiş. Artık bu bir formül. Yani biz gidip suyu bambaşka yeni örneğin suyu atıyorum mesela XE ile göstersek böyle bu ksenonun sembolü gerçi de bu işte sembol olurdu ama biz suyu ne yapıyoruz? Hidrojen ve oksijenlerle ifade ediyoruz. Yani formüllerle ifade ediyoruz. Dolayısıyla bileşikler formüllerle gösterilir. Elementler ise sembollerle gösterilir diyoruz. Şimdi geldik en önemli noktaya işte doğrudan soru gelen nokta. Elementler sembollerle gösterilir. Güzel. Peki biz periyodik cetvelde 118 tane element var. Hepsinin sembolünü bileceğiz mi? Hayır. Biz ilk 20 elementin sembolünü bileceğiz. Aynı zamanda sık kullanılan ve burada sadece burada yazdığım elementlerin sembollerini bileceğiz. Tamam. Tabi bunu ezberebileceğiz. Burada tabii ki şöyle. Hidrojeni gördüğümüz zaman sembolünü eşleştirebilme ya da sembolünü gördüğümüz zaman hidrojen diyebilme. Şimdi burada birlikte yapalım. Siz de kendiniz en az birkaç kere hani tepsini yapabilene kadar bunu tekrar edin. Ara ara tekrar edin. Şimdi elementler sembollerle gösterirken ya tek bir büyük harfle gösterilir ya da iki harfle gösterilebilir. Üç harf olamaz. Üç dört harf olamaz. Bir element ya tek harfle gösterilir tek harfle aynı gelirse eğer iki harfle gösterilir. Birinci harf her zaman büyük, ikinci harf de küçüktür. Hidrojenin sembolü tek bir H'dir. Helyum ise H, E'dir. Ve her elementin sembolü farklıdır. Yani hidrojen büyük H olduğu için helyum gidip tek büyük H olamaz. Aynı olmuş olur, bu olamaz. Bu sebeple zaten yanına ikinci harf gelir. Ama başka bir H olamayacağı için bunun orijinal isimlerinden tabii bu gelir. Genellikle elementlerin orijinal isimleri Latincedir, bazısı da İngilizcedir. Latince, İngilizce ismi neyse onun birinci veya ikinci harfi alınır. İkinci harf varsa üçüncü harfe gider, dördüncü harfe gider gibi bu şekilde devam eder. Hidrojen büyük H, helyum he E. Lityum, L, I. Bakın birinci büyük, ikinci küçük gidip birinciyi küçük. Özellikle dokuzuncu sınıf sınavlarda bu hatayı yapmayın. Birinciyi küçük yazıyorsunuz, ikinciyi büyük vesaire ya da ikisinde büyük yazıyorsunuz. Bu olmaz. Yani gidip helyumun sembolünü şöyle yazamayız. He e. yazamayız. Bu ne demektir? H diye bu hidrojen demektir. E diye bir element sembolü yok da varsa sayalım ki E bu iki tane element bu bileşik olur artık. Tamam. Birinci büyük varsa ikinci küçük. Üç de yok zaten. Berilyum BE. Bor tek B Karbon büyük C Azot NE. Bakın biz burada okurken Türkçesini kullanıyoruz. Azot NE. Biz mesela nitrojen demiyoruz ama İngilizce nitrojenden ne geliyor burada örneğin? Oksijen, tek o, flor, f, neon, ne, e, sodyum, ne, a, magnezyum, m, g, alüminyum, a, al, silisyum, s, si, fosfor, p, kükürt, s, klor, c, argon. Ar, potasyum, K, kalsiyum da Ca. Tabi şu an atom numaralarını da ikinci ünitede göreceğiz zaten. Hidrojen işte atom numarası 1'dir, helyum 2'dir. O sıralamaları da ikinci ünitede yapacağız. Siz şu an birinci ünite için buradaki ilk 20 elementin element sembol eşleştirmesini yapabilmemiz gerekiyor. Genellikle sorularda aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi doğrudur ya da hangisi yanlıştır gibi sorular geliyor. Tamam. Hidrojen büyük H, işte lityum Li, fosfor P, gibi devam ediyor. Dediğim gibi bu buradaki isimler Türkçe isimlerden değil. Latince veya İngilizce ilk harf veya ikinci işte isminin ilk harfi veya gerekirse ikinci harfinden oluşturuluyor. Peki bu zaten ortaokuldan beri de görüldüğü için bunlar birçok kişi böyle hafızasında var zaten. Bunlar da pek zorlanılmıyor. Ama sık kullanılan, yaygın kullanılan burada yazılan elementleri de bilmemiz gerekiyor. Krom, CR, CR, Mangan, MN, Demir, F, E. Kobalt, C, O. Şu F'yi tekrar yazayım. F, E. Nikel, N, -I. Bunları en az bir kere, iki kere kendiniz de mutlaka yazın. Bakır, C, U. Çinko, Z, Z'yi şöyle yapalım, Z, -N. Brom, B -R. B, R. Gümüş, A, Ag, Kalay, S, -N seni iot I, şöyle büyük I, baryum BA, BA, altın AU, AU, civa HG, kurşun da PB. Tamam. AU'yu tekrar yazalım. AU. Tam bu şekilde. Daha çok element var ama siz sadece bunları biliyorsunuz. Tamam. Yaygın kullanılanlarda bunları biliyorsunuz. Yani meraklıysanız 118 tane element var periyodik cetvelden diğerlerine de yine bakabilirsiniz. Eski periyodik cetvellerde onu da söyleyeyim de sonra karmaşıklık olmasın. Eskiden yani son 5-10 yıl önceki periyodik cetvelleri internetten falan tesadüfen görürseniz. Işte 118. elemente şöyle yazar mesela o o işte g işte o o işte s falan 3 harf yazar. E hocam üç harfli mi? Veya şöyle daha doğrusu o g o s falan yazar. Eskiden bu elementler henüz bilinmediği için işte latince gerçi o değil ya u u u s u u g gibi işte onun septium onun e, g de değil gerçi p de galiba pentium gibi yani burada latince 118 117 neyse onun ilk harfleri yazıyordu ben de şimdi tam hatırlamıyordum ancak bu 117 118. elementlerde bulunduğu için ve onlara da isim verildiği için onların da şu an güncel olarak iki artı sembolü var yani periyodik cetvele bak, periyodik baktığınız zaman 118 elementin tamamı şu an bulunmuştur. Tabi birçoğu yapaydır. Birçoğu değil yani. Bir İlk 20'yi bileceğiz. Yaygın kullanılanları da bileceğiz. Şimdi bir de bileşiklerde bazı bileşiklerin ki sadece burada yazanlar bu arada. Sadece burada yazdıklarımı. Normal çok binlerce yüz binlerce bileşik var. Sadece buradakileri biliyorsunuz. Bunlardan biri karşınıza çıkacaktır soru, soru geldiğinde burada. Burada yaygın isimlerine bakacağız. Bakın sistematik adları da var bunun. Örneğin H2O dihidrojen monoksit. Bunu biz 3. ünitede bunların sistematik olarak kurala bağlı nasıl adlandırılır onu da öğreneceğiz. Şu an herhangi bir kurala bağlı olmaksızın tamamen işte silsile yoluyla gelmiş isimlerine yaygın adına yani halk arasındaki isimlerini öğreneceğiz. Bu isimlerin bir mantığı yok. Dolayısıyla burada doğrudan ezber yapmamız gerekiyor. H2O hepinizin bildiği gibi su. HCl tuz ruhu. Tuz ruhu. Siz de bunu birkaç kere mutlaka yazın. H2SO4 sülfürik asit zaç yağı. Zaç yağı. HNO3 nitrik asit kezzap. Kezzap. CH3 COOH sirke asidi. Sirke de diyebiliriz sadece. Sirke asidi de diyebiliriz. Fark etmez. NaHCO3 sodyum bikarbonat yemek sodası. Yemek sodası. Aynı zamanda Kabartma tozu da denir. Kabartma tozu. NaCl ile sofra tuzu, sofra tuzu ya da yemek tuzu da denir. Gerçekten de sofralarda, yemeklerde kullandığımız tuz, sodyum klorürdür. Sodyum hidroksit, sud kostiktir. Sud kostik. Şöyle tireyle yazabiliriz. Sud kostik. Potasyum hidroksit ise potas kostiktir. Potas kostik. NH3 amonyak. Amonyak. Yaygın ismi amonyaktır. Bu gerçi sistematik isimde de genelde amonyak kullanılıyor ama işte azot trihidrür ya da işte mononitrür, mono işte azot trihidrür gibi isimleri vardır. Bunu sistematik kısmında bunu öğreneceğiz zaten ama NH3 zaten bazdır. Amonyak ortaokuldan beri bilinen bir bileşiktir bu. NH3 amonyak. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit, kalsiyum hidroksit üçlüsü vardır. Bunlar bazen karışabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Kireç taşı. Zaten geçen yılki soru buradan geldi. Bu üç bileşin yaygın ismini verdi. Hangi elementler ortaktır dedi. Kalsiyumlar ortaktı ve oksijenler ortaktı. Cevap kalsiyum ve oksijen olacaktı gibi. Mesela 2 ondan iki yıl önce de NH3'ün yaygın ismidir dedi. Cevap amonyaktı gibi. Böyle sorular geliyor buradan geldiği zaman. Kalsiyum oksitin yaygın adı ise sönmemiş kireçtir. Sönmemiş. Sönmemiş kireçtir. Kalsiyum hidroksit ise sönmüş kireçtir. Sönmüş. Sönmüş kireç. Kalsiyum oksit sönmemiş. Kalsiyum hidroksit CaOH2 sönmüş kireçtir. Bunlar da bilmemiz gereken bazı bileşiklerin yaygın adlarıdır. Tamam mı? Devam edelim. Bununla birlikte konu kısmımız bitmiş oldu. Kısa ama önemli bir noktaydı burası. Soru çıkan nokta burası. Dediğim gibi bu element ve bileşik isimlerini tekrar etmemiz gerekiyor ara, ara. Burada mutlaka yazarak tekrar edin. İşte burada örneğin yaygın isimlerini yazıp karşısına bileşiklerin isimleri ya da bileşiklerin yaygın yan tarafı kapatıp yaygın adları yazmaya çalışın gibi. Ve sorularla devam edelim. Hız ve renk yayınlarından seçtiğim sorularla devam ediyoruz. Bir kimya alt disiplini için bazı bilgiler veriyor ve bu hangi alt disiplindir acaba diyor. Boya, ilaç, gıda gibi birçok endüstriyel alanda kullanılır. İncelenen örneğin yapısında bulunan elementlerin türünü ve miktarını belirliyormuş. Yani nitel ve nicel analiz yapıyor. Yani bu analitik kimya ile ilgilidir. Aşağıdaki tabloda bazı meslekler ve tanımları verilmiştir. Buna göre verilen meslekler ve tanımları hangisi doğru eşleştirilmiştir? Eczacı, kimya öğretmeni, kimyager. Kozmetik ürünlerin üretim ve analizi, endüstriyel düzeyde kimya laboratuvarlarında çalışan kişi kimdir? Kimyager'dir. Eğitim öğretimi ile ilgili meslek dallarında kim kimya öğretmeni çalışır? Kozmetik ürünlerin üretimi ve analizi bu da yine eczacılarla ilgilidir. Dolayısıyla 1A 2C, 3B, A, C, B sıralaması D şıkkı olacaktı. Bir başka soru. Elementler sembollerle gösterilir. Buna göre hangi elementin sembolü karşısında yanlış verilmiştir diyor. Kobalt, CO doğru. Fosfor, P doğru. Çinko ise SN demiş. SN kalaydır. Çinko, ZN'dir. Dolayısıyla C şıkkı burada yanlış. Civa, HG doğru. Kurşun da PB yine doğrudur. Bir başka soru x taneciği için 3 tür element içerir. Bakın 3 tane tür, 3 farklı tür element var. Formülünde 5 tane atom bulunur. Bilgileri veriliyor ve x taneci hangisi olabilir? Bakın oksijende O3'te yani ozonda tek bir tür var. Oksijen var, 3 tür yok. Bu gitti. HCN'de 1, 2, 3 tür var. Dursun. Kalsiyum hidroksitte 1, 2, 3 tür var. Dursun. CH3, COH'ta 1 karbon. Hidrojen 2, oksijen olmak üzere 3 tür var. CH4'de ise 1 2 tür var. BC, BC ve E'de 3 tür element çevir var. 5 tane atom bulunurdu. Şimdi burada 1 sağ alt köşesinde hiçbir şey yazmıyorsa bakın bu 1 tane olduğu anlamına gelir. 1 2 3 atom var. Bu gitti. Burada ise E şıkkında ise 1 3 de burada 4 5 6 7 8 var. Bu da gitti. Kalsiyum hidrokside bakın bu parantezin dışındaki sayı parantezin içerisine dağılır. Yani hidrojen 1 tane 1 çarpı 2'den 2 tane hidrojen. 1 çarpı 2'den 2 tane oksijen. 1 tane de kalsiyum var. Toplarsak 5 tane atom var. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır diyebiliriz. Bir başka soru. Bazı bileşiklerin yaygın adı vardır diyor ve buna göre hangisinin yaygın adı doğru verilmiştir. NaHCO3 çamaşır sodası demiş ancak bu yemek sodasıdır. Çamaşır sodası şudur Na2CO3'tür. Dolayısıyla bu doğru değil. Kalsiyum hidroksit sönmemiş kireçtir diyor ama bu sönmüş kireçtir. Dolayısıyla bu da yanlış. Kalsiyum karbonat sönmüş kireç diyor ama kireç taşıdır. Bu da buradan yanlış. NaOH sud kostiktir. Doğru. Kalsiyum oksit kireç taşı değil, sönmemiş kireçtir diyebiliriz. Oysa cevap D şıkkıydı. Son bir soru. Yukarıdakilerden hangisi farklı cins atom içermez? Şimdi amonyak NH3 Azot ve hidrojen farklı türlerini içeriyor. Bu içeriyor. Yemek tuzu. N, A, C, -L. Bir, iki tür içeriyor. Kostik. Burada süt kostik, potas kostik fark etmez. Süt kostik olarak düşünelim. Üç tür var. Gitti. Fosfor. P. Yani burada farklı cins atom içermiyor. Kireç, kireç taşı. Çünkü kalsiyum, karbonat falan birden fazla var. Dolayısıyla cevap burada. D seçeneği olacak. Dört. Fosfor. İşte bununla birlikte sorularımız da bitti. Ödev olarak Hız ve renk yayınları soru bankasından. TRT soru bankası şöyle netliyor mu? Gerçi netleme kapalı gerçi bu kamerada değişiyor. Burada bugünkü çözdüğümüz soruların ödevi olarak 15 ve 15 ve 20'de dahil 15'ten 20'ye 20'de dahil olan sorular burada ödeviniz. ikinci günün ödevidir. Hız veren yoksa sizin elinizdeki soru bankasından bu konuda işlediğimiz soruları da yine çözebilirsiniz. Ve son olarak ikinci günün sorusu Burada mutlaka bu sorun cevabını yorumlarda bekliyorum. Yukarıda kaç tane elementin sem kaç farklı bu arada? Kaç tane farklı elementin sembolü yazılmıştır? Ben burada böyle kimyacı Sinan Hoca falan gibi bir şey yazmaya çalıştım. Ama hepsini dikkat ederek elementlere. Yani burada kaç tane farklı elementle ben tabii ki elementleri yan yana yazarak kaç tane farklı element burada kullanılmış? Bunu yorumlarda bekliyorum. Diyerek ikinci günümüzü bitirmiş olduk. Üçüncü günde de birinci üniteye devam edip birinci üniteyi artık üçüncü günle birlikte bitirip ikinci üniteye doğru geçeceğiz. Üçüncü günde görüşmek üzere. İyi dersler.